Japonya'dan devam edecek olursak burada Japonya Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Himono'nun bir açıklaması var. Diyor ki faiz arttıracaklarını söylüyorlar ancak yakın zamanda olmadıklarını söylüyorlar bunun. Bu baştaki seanslardaki kayıplarını da telafi ettiklerini de gördük ama bir taraftan Asya'da Çin'i konuşacak olursak burada gelen bilançolarında zayıf olduğunu görüyoruz. Burada yine ekonomideki durgunluğa ilişkin bize neler söylüyor? Hem de işte belki orada dolar yen arasındaki konuştuğumuz geçtiğimiz haftalarda aylarda konuştuğumuz bu başlığı da yine konuşmak istersiniz belki. Asya cephesini sizlerin yorumlarıyla bir değerlendirmek isteriz. Buyurun. Tabii ki. Asya tarafında özellikle Çin'de şöyle bir can sıkıcı diyebileceğimiz bir durum var Sevda Hanım. Bir sürü şirket orada da bilanço açıklıyor ve açıklanan bilançolar itibariyle forward guidance dediğimiz ileriye yönelik şirketlerin kendileri ve içinde bulundukları sektörler itibariyle ileriye dönük projeksiyonları genelde aşağı revize ediliyor. Yani büyüme revizyonları genelde aşağı doğru, karlılık revizyonları genelde aşağı doğru. Şu son haftalarda baktığımızda Çin için konuşuyorum bunu. Hal böyle olduğunda demin de bahsettiğim konuya geliyor. Yani büyüme, ya bu Çin ne zaman büyüyecek Allah aşkına? 2 senedir bu sene Çin artık büyüyecek. İşte oradaki hükümet büyümeyi destekliyor ne pahasına olursa olsun falan diye konuşuyoruz. Çünkü öyle haberler okuyoruz. Ama maalesef görüldüğü üzere böyle bir durum gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bir de tabii şey var. Dolayısıyla demeden önce Amerika cephesinde de baktığımızda istihdam verilerinin hızlı bir şekilde yavaşladığını görüyoruz. Eğer bu bir sonuçta bir döngüye girip bir büyüme nasıl diyelim büyümenin bir işte sekteye uğramasına dönüşürse Çin'de de böyle bir durum söz konusu. Avrupa zaten hani geride kalan bir yer. Dolayısıyla küresel olarak bir resesyon kapıya gelmiş olabilir belki önümüzdeki aylarda. Dolayısıyla hem büyüme enerji emtiyası diyelim, hem enerji emtiyasında hem de büyüme hisseleri dediğimiz işte teknoloji hisselerinde önümüzdeki dönemlerde hala maalesef bir sürü soru işaretinin olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Avrupa, Çin tarafında maalesef bize iyi haberler yok. Şeye baktığımızda, Japonya'ya baktığımızda ise bütün bunların aksine hani herkes faiz küçültmeye çalışıyor, düşürmeye çalışıyor, ekonomiyi stimüle etmeye çalışıyor, parayı biraz daha bol kılarak. Japonya tam tersine biraz daha faizi yükseltmeye şu anda çalışıyor. Konuşmalar dediğiniz gibi hani siz çok acele etmeyin, biz bunu kontrollü bir şekilde ve zaman içerisinde yapacağız'a getiriyorlar. Çünkü sebebi şu, her merkez bankası gibi Japonya Merkez Bankası da piyasanın kendisinden önce hareket etmesini istemiyor. Ama dönüp baktığınızda dolar yen paritesi çok büyük hareketler yapmış durumda ve eli kulağında şu anda ben hani belki hareketi görmüyoruz orada ama ben biliyorum ki dünyanın birçok yerinde kurumsal yatırımcılar, aile ofisleri, fonlar vesaireler geçen sene short pozisyonda yani satış pozisyonunda oldukları Japon yeninde şu anda artık longa geçmiş vaziyetteler, alıştalar. Ve ilk harekette bu pozisyonlar çok daha büyüyecek. Bunu kontrol altında tutabilmek için yani dövizdeki volatiliteyi kontrol altında tutabilmek için Japonya diyor ki Merkez Bankası yetkilileri ya siz çok acele etmeyin bu daha sonra da biz bunu yapacağız yani zaman koymaya çalışıyor araya ama orada artık Sevda Hanım oyun değişti. Büyük ihtimalle Japon Merkez Bankası azar azar faiz arttırmaya devam edecek ve Japon yeni ihtimalen işte 144'lü seviyelerde şu anda bu işin sonunda herhalde 120'lere kadar bile, 120'li seviyelere kadar bile geri gelecek diye düşünüyorum. Şimdi tekrar ABD tarafına dönecek olursak Özgür Bey, burada Trump rakibi Harris'le 10 Eylül'de canlı yayına katılacak. Öncelikle bu görüşme, bu canlı yayın gerçekleşir mi diyelim? ABC kanalından yayınlanacak. Nasıl geçer?
bu görüşme, bu canlı yayın planlanırsa Trump'ın istekleri var yine. Sonrasında peki piyasalara etkisi neler olur? Biraz konuşalım. Belki genel bir başlık soracak olursak Kasım sonrasında, aslında bu seçim sonrasında işte Trump kazanırsa ne olur? Harris kazanırsa ne olur? Piyasalara etkisi ne olur? Trump başlığında Merkez Bankası'na ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları konuşuyoruz. O konuştukça aslında bir taraftan Bitcoin, kripto tarafında buradaki varlıklara dair hareketleri, dalgalanmaları konuşuyoruz. Neler söylersiniz? Bu toplantı, işte, toplantı demeyelim, bu yüzleşmeyi aslında yapmak zorundalar. Adet olduğu üzere bu Amerika'da her zaman olur, hatta bir iki tur oluyor. Bunu yapacaklar bir şekilde, bu olacak sonuçta. Burada muhtemelen piyasanın biraz daha fazla takip etmek isteyeceği, en azından ben kendi açımdan söylersem, benim daha fazla anlamak isteyeceğim kişi Kamala Harris. Hani kendisini zaten daha önceki görevlerinden biliyoruz. Hatta Biden seçildiğinde de şöyle denmişti: sağlığı el vermez ve döneminin belirli bir sürecinde yerine Kamala Harris geçer falan bile deniyordu. Sonuçta Amerika'da bazı misyonlar var Sevda'nın ve bunlardan bir tanesi kadın başkan seçilmesi. Yani işte hani Barack Obama'nın da öncülüğünü yaptığı işte beyaz ırktan olmayan birisinin seçilmesi vardı. Bu oldu. Şimdi kadın bir başkan gelmesi gerektiğini konuşuyorlar. Dolayısıyla Kamala Harris'in böyle bir avantajı da var. Ama yürüteceği politikaların ne olacağı konusunda gerçekten büyük bir muamma var. Benim okuduğum bütün yabancı raporlarına baktığımızda hiç kimse tam olarak ne yapabileceğini, neyi değiştireceğini çok anlamış değil. Hani bir vergiyle ilgili, bir şirketler vergisiyle ilgili bir konu var, kabul. Hani orada bir artış olacağı söyleniyor beklentisel olarak, ama genel olarak yönetim stratejisi ne olacak onu kimse bilmiyor. Dolayısıyla bu toplantı orası için çok önemli. Belki ufkumuzda yeni bir sayfa açar, onları öğrenmiş olacağız, göreceğiz. Ona göre piyasa tepkisine bakılır, ama ben size söyleyeyim, daha şu anda piyasanın buna bir tepki vermesi için henüz erken. Yani bu kişiler, adaylar düşüncelerini açıklayacaklar. Ondan sonra işte biraz birisi öne geçecek, öbürü arkaya düşecek falan. Belki ona göre bir fiyatlama olur, ama şu andan bunu söylemek benim açımdan inanın çok zor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Seçim öyle bir zamana denk geliyor ki Sevda Hanım, tam son çeyrek, hani Amerika'da büyüme verilerinin işte biraz daha zurnanın zırt dediği yere doğru geldiği yerler, işte bu başkanlar yanlış hatırlamıyorsam yine senenin ilk ayında galiba şeye oturacaklar, yani görev alacaklar. O dönem yine tam işte büyüyor muyuz, küçülüyor muyuz, resesyon var mı, makro ne diyor gibi konuların ön plana çıkacağı bir şey. O yüzden başkanlık hikayesinden ziyade daha ilk zamanlarda biraz daha makroekonomik koşulların piyasa üzerinde etkili olacağını düşünüyorum ben. Onlar da şimdilik değişkenlere bağlı diye, hani sorunuza çok kesin bir cevap veremedim ama ihtimalleri en azından ortaya koymuş olduğumu düşünüyorum.